Biraz daha ilerlersin arkadakilerde. Bizim için bu yeter işte ormanlar bence. Şimdi kentin iki tane kapısı var. Kentin iki tane kapısı var. Bu kapıdan serbest zamanda, bu kapıdan öbür kapı diğer tarafta. Bulamamanız mümkün değil. Siz serbest bıraktığım yerden sonra bu kapıdan çıktınız. Hadi arkadaşlar. Bu kapıdan çıktınız. Aşağı doğru yürüdünüz. Evet. Meşe ağacı. Kolay gelsin. Meşe ağacı. Evet arkadaşlar. İlk gördüğünüz meşe ağacından sola zaten yazıyor. Bu turist için. İndiniz ve ilk sağa. Süpermarketi kullanmak isterseniz bir 10 dakika 15 dakika öncesinden gidersiniz oraya. Dolayısıyla oradan otobüs parkingden depar saatimiz 2.15. Şöyle yapalım. Ben orayı bulamam diyen var ise ben saat 2'de oradan yola çıkacağım o kapıdan. 2'de o kapıda, 2.15'te otobüste. Yeteri kadar net mi? San Gimignano kasabasının herkes gelsin ondan sonra. Gel canım gel. San Gimignano kasabasının çevresi 3.8 kilometre surla çevrili ve mükemmel korunmuş. Harika korunmuş. Yani biz içerideki tabelaları çıkarsak San Gimignano'da rahatlıkla 1200'lere dönebiliriz. 1200'lerden beri bu kasabanın içinde inşaat yok. İnşaat yok. Surlar mükemmel korunmuş. Bu kapılardan bir tanesi. Şimdi yukarıdan aşağı doğru anlatalım. En tepede gördüğünüz yıldız şeklindeki demirler yığma binayı bir arada tutmak için. Bu Floransa'da da vardı. Padova'da da vardı. İçeriden demir geçer ve bu yıldız şeklindeki demirlerin demirlerden aynısı öbür tarafta da var. Böylece binayı, yığma binayı sıkıştırmak suretiyle ayakta kalmasını sağlar.
Onun altında armalar var, armalarda.